Merhabalar, işsizlik kavramını anlattığımız videomuzun ikinci kısmında işsizliğin tanımıyla tekrar başlayalım. Aktif olarak işi olmayan ve bir ücret elde etmek amacıyla iş arayan her kimse işsizlik tanımı içerisinde ve işsizlik oranı içerisinde yer alır. Bunun dışında gönüllü olarak çalışmak isteyenler vardır. Bunlar da aslında bir iş gücü piyasası içerisindedir ama tercih olarak iş gücü piyasasının dışında yer alırlar. Tabii bu insanlar bir iş arayışı içerisinde olmadıkları için işsizlik oranı içerisinde yer almayan grubu temsil ederler. Şimdi işsizlikten bahsederken işsizliğin birkaç tane türünden de bahsetmek gerekiyor. Bir tanesi geçici işsizlik, bir tanesi yapısal işsizlik, bir diğeri de konjonktürel, dönemsel işsizlik olarak bahsedebiliriz. Burada geçici işsizlik tanımımız içerisinde örnek verecek olursak, işten ayrılmışsınızdır ama 3-4 tane iş görüşmesi vardır ve o iş görüşmesinden sonra bir iş sahibi olmayı umut ederseniz ama mevcut durumda bir iş arayışında olmanıza rağmen bir işsiz pozisyonunuzdadır ve aktif görüşmeleriniz olmasına rağmen. Bir diğeri mesela bir başka yerden diğer bir şehre ailenizin yanına taşınmışsınızdır. Sonuç koşullarınız değişmiştir ve bu anlamda işinizden ayrılmışsınızdır ve işsiz kalmışsınızdır. Ve bu tip durumlarda tabii ki bir takım önlemler alarak bunun önüne geçmek mümkün değildir ve kişinin kendi çabası ile başa çıkabileceği konular olarak değerlendirilebilir. Bu her ikisi de, yani klasik ve Keynesyen ekonomistler geçici işsizlik kavramını işsizlik tanımı içerisinde yer verirler. Bir diğeri de yapısal, yani strüktürel işsizlik olarak karşımıza çıkar. Bu ekonomideki iş gücü piyasasındaki arz ve talebin dengede olduğu varsayımı üzerinden gidersek, yani saati 10 dolardan 100 kişi iş arıyorsa ve işveren de saati 10 dolardan 100 tane işçi almak istiyorsa, bu şekilde çok basit anlamıyla piyasa dengededir ve işsizlik oranında da ideal bir ortam yakalanmış demek diye düşünebiliriz. Ama bu dengeler bozulduğu zaman herhangi bir sebepten dolayı, yani 200 tane kişi bir ekonomide, 200 kişi saati 15 dolardan iş arıyorsa, işveren de saati 15 dolardan 50 kişiyi istihdam edeceğim diyorsa, bu piyasa içerisinde, iş gücü piyasası içerisinde 150 kişinin işsiz olacağı anlamına geliyor ve işsizlik oranının da artacağı anlamına geliyor. Burada bu değişken koşullarda, yani saat başı ücretlerin değişmesinde, işverenlerin sayısını, işçi sayısındaki artış ya da azalışta belli etkenler söz konusu olabilir. Tabii her şeyden önce ekonomi tarafındaki gelişmeler ve üretim tarafındaki gelişmeler işverenin istihdam konusundaki tercihlerini değiştirir. Ama bazı değişkenler vardır ki, örneğin devletin koyduğu bazı kurallar vardır. Hükümetler minimum olarak bir ücret koyarlar ve minimum ücret, asgari ücret derler ve bu ücretin altında oran veremezsiniz derler. Bir diğeri de işveren belki mevcut işte üretim yaptığı yerde, makine fabrikasında, üretim tesisinde verimliliği arttırmak için daha fazla ücretle daha az işçi çalıştırmayı tercih edebilir ve bu anlamda verimliliği artırırken saat başı ücreti de yukarı çekmeyi tercih edebilir. Bu da yine bir piyasada dengeleri değiştiren bir durumdur. Bunun dışında başka durumlar da vardır. Yani işverenin işçiyi işten çıkarması, bunun dışında yeni bir devletin istihdam piyasasında iş gücü yaratmak için bu anlamda teşvik edici bazı önlemler alması, aynen pandemi döneminde olduğu gibi burada işten çıkarmaları önleyici, işe alımları teşvik edici bir takım politikalarla işverenin istihdam piyasasındaki davranış şekli, davranış modeli değiştirilmeye çalışmıştır. Dolayısıyla burada hükümeti de bu istihdam piyasasında dengelerin içerisine koymak gerekiyor. Birçok ekonomist düşünürler ki istihdam piyasasında daha fazla iş gücü yaratmak için piyasayı kendi koşullar içerisine bırakmak ve piyasanın arz talep dengesiyle yine ücret artışları, düşüşleri, işçi ve işverenin, işçinin işe girme talebi, işverenin işe alma isteği dengeye oturmasını beklemek doğru olacak diye düşünür.
ama öyle ki son dönemde piyasalarda ekonomik krizler, pandemiler, küresel salgınlar devreye girdikten sonra artık istihdam piyasasının da kendi haline bırakılmayacağı dönemlerden geçmiş oluyoruz. Şimdi yine hem Keynesyenlerin hem de klasik ekonomi anlayışını inananların ortaklaşa ve uzlaştığı bir nokta vardır ki o da geçici işsizlik ve yapısal işsizliğin toplanmasıyla beraber doğal işsizlik oranının ortaya çıktığı bilinir ve bu kabul edilir. Bu da ortalama işsizlik oranı belli bir zaman süreci içerisinde ortalama işsizlik oranı olarak kabul edilir ve bu ortalama işsizlik oranının belli tolere edilebilir seviyelerde olması ki ABD'de mesela şu son dönemde 3-3,5 işsizlik oranı düşük seviyelerde ve doğal işsizlik oranı olarak kabul edilebilir seviyede bir orandır. Bu işsizlik oranı ile ekonominin sağlıklı bir şekilde yol alacağı düşünülür. Fakat bu iki görüşün aynı noktada buluşamadığı konu ise döngüsel olarak işsizlik oranıdır. Yani doğal işsizlikle anlaşmalarına rağmen döngüsel işsizlik tarafında yani anlaşılma zor gibi dönemsel işsizlik, konjonktürel işsizlik zamanında bir çelişki yaşamaktadır bu iki görüş. Bunları biraz toparlayacak olursak yine istihdam piyasası dönemsel işsizlik tarafında diye açıklamak için bir takım teoriler ortaya koymuş ve burada ücret yapışkanlığı konusunda da fikirler üretmiş ve belli bir noktada uzlaşmaya çalışmıştır. Fakat ücret artışlarının, ücret kesintilerinin yine işçi üzerinde, çalışan üzerindeki etkileri, dönemsel işsizliği anlatmakta zorlandıkları noktalardan biri olmuş. Ama ortak nokta olarak bu noktada özellikle Keynesyen ekonomistler bir şekilde teori üretme konusunda biraz daha ileri bir noktaya gitmişlerdir diyebiliriz. Genel anlamda işsizlik piyasası ile anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.